Hak kazandı. Hanımköylüler gerçekten harika bir yarı çıkardılar. Evet, gitmeden şöyle şu Instagram'larını bari parlatalım. Oradan para kazanırlar belki. Spor salonu kullanmak olamaz. Evet. Ben de paylaşıyorum. Aa, bu bizim. Bu kim? Ben de Nurdan. Bu bir yarışma mı? Yarışıyor musunuz burada? Evet, ama ben çok yarışamadığım için belli olmadı. Peki. Evet, Seray... Seray Atik, aratıp izletelim. Seray Atik Instagram sayfasını takip edin. Buradan kazanamadığı parayı Instagram'dan inşallah. Bu programda Seray'ı 10 bin takipçiden 25 bin takipçiye çıkartıyoruz inşallah. 50 puanın hakkını verin. Sabah kalkıp zorla video çeken Erkekler Derneği olarak... biz de toplanmak istiyoruz bu arada. Siz acaba hepiniz grup mu kursanız? WhatsApp grubu. Sabah kalkıp olur, video çekmek, evet, zorunda kalan hanımcılar grubu. Zorlu influencer kocaları diye bir WhatsApp grubu kuruyorum. Mantıklı. Herkesi de ekleyeceğim arkadaşlar. Orada buluşuyoruz. Evet. Teşekkür alkışlar. Ederiz. Alkışlar hanım köylülere gelsin. Kıyam üstüne finale gidiyoruz. Bravo. Evet sevgili pilav üstü takımı, sizinle finale geldik. Artık para kazanabileceksiniz. 200 bin lira bile kazanabilirsiniz. 4 tane sorumuz var. Birinci soru senin için, ikinci soru senin için ve 2 cevap var. Üçüncü soru senin için, 3 cevap var. Dördüncü soru Ela senin için ve 4 cevabı var. 60 bin lirayı geçtiğiniz anda süper final oynama şansınız olacak. Bir tane butonumuz var. Butona soruyu pas geçmek isterseniz basabiliyorsunuz. Soruyu geçmek istediğiniz anda basıyorsunuz ve pas geçiyorsunuz. Bu arada eğer siz de burada yarışmak isterseniz tv8başvuru.com'dan başvurunuzu yapıp bizimle burada yarışabilirsiniz. Sizi bekliyoruz, haberiniz olsun. Evet. Ne güzel, seri seri anlattım be. Konuş be kocacığım. Yavaş yavaş konuş, seni birazcık takımı. Sizleri bekleyin. Senin takımın şu an. İstersen ilk soruyu sen sor o zaman. Yani sorarım ben. Lütfen senin takımın soracağım. Yapacak, benim tebrik ediyorum. Takımın. 50 puanla kazandım. Finale geldiniz. Evet. Çok çekişmeliydi, bir kere eğlenceliydi. O yüzden hani bu rekabeti saldığınız için çok mutluyuz. Yarışmada böyle rekabet olması çok hoşuma gidiyor. Çok güzel. O yüzden hayal ediyor muydunuz finalde olmayı? Evet. Vallahi. Evet, hep zaten. Hayal evet, hayal gerçekten. Zaten. Dedik ki kazanıp geleceğiz yani. Başka şey yok. O kadar. Evet. Peki parayı kazanırsanız ne yapacaksınız? Tatil. Bize tatil. Gördünüz birlikte tatile mi? Ayrı ayrı belki. Ayrı ayrı. Nereye? Onlar Mısır diyor, biz Tayland diyoruz. Tayland çok güzelmiş. Tayland için süper finale gitmeniz lazım. Bence de. Bir uçak bileti çıkarsa yeter ya. Evet, hazır mısınız? Hazırız. Evet, ilk soruyu ben soruyorum değil mi karıcığım? İstersen sen sor. Evet, artık ben de finale çıktığı için... Ebu Bekir'le başlayacak. Pilav üstü grubunu zaten hep yiyecek adı olduğu için daha sıcaktım biliyor musun hanım köylüler? Hanım köylüsün sen de ya. Öyle ama pilav üstünü daha çok yemeyi severim. Bir şey söyleyeceğim, sen bu yarışmaya katılsan takımın ismini ne koyardın? Yavaşlar. Miskinler. Uyuşuklar. Mıy mıylar. Mıy mıylar. O son sorudaki bütün hepsini koyabilirdim ben. Kaplumbağalar. Kaplumbağalar. Yavaş yavaş gelirdik böyle, hepsini bilirdik. Evet, evet. Hazırsan, hazırsan ilk soru geliyor. Uzun boylu görünmek için yapılabilecek bir şey nokta noktadır. Cevabı görelim. Süren başladı. Topuklu giymek. Topuklu giymek. Doğru cevap. Doğru. 10 bin liranız oldu. Süper. Süper. Abi buradan Edirne'ye doğru yola çıktık. 10 bin liranız var. Yani bakalım Karadağ mı, oradan karar vereceğiz. 10 bin liranız var. Şimdi iki cevaplı soru gelecek. Buyurun. Aleyna sen de yani aşağı yukarı aynı boylardasın. Sen topuklu giydiğinde rahatsız oluyor musun Ebu Bekir? Benden uzun oldun. Giyme falan öyle şeyler. Hiç uzun olmadım ki. Hiç uzun olmadın? Uzun olmadım. Topuklu ama ben de uzun değilim. Hiç öyle şeylere karışmıyorsun. Sen karışır mısın Oğuz? Uzayamıyor, o yüzden sıkıntı yok. Siz ayrı ayrı tatile gideceksiniz. Sen bir koşunuyorsun. Yine sen bir içinde bir ceketin içinde çiçekle gitmen gerekecek Ali. Ben biraz yobaz gibi göründüm ama öyle değilim. Yobaz gibi hiç görünmez. Aynen senin gelince. Sizin aileleriniz sevgili olduğunuzu biliyor mu? Biliyor, biliyor, tanışıyorlar. Tanışıyorlar mı? Seviyor mu Ela ben, yani? Ela'yı herkes seviyor. En çok ben ama. Ay. Yine yolunu yaptın. Ya 10 bin lira benden geldi sana şu an. Oğuz'u seviyor mu Ela? Evet. İyi anlaşıyorlar mı? Hatta annem yemek yapıyor, benden önce Oğuz'u arıyor. Oğuz burada tek yaşıyor diye. Aa. Evet, o ben biraz garibanım. Sen Ela'nın annesiyle iyi anlaşıyor musun? Ama annemin yanında böyle değil. Evet. Tatlı mı davranıyorsun anne? Evet. Annemin yanında böyle değil. Sen işini çok iyi bilen birisin. Evet. Ben biraz şeytanım. Nabza göre şey abi. Şimdi ikinci soruya geçiyoruz. Senin sorun Alena. İkinci evet. Soru. İkinci, iki tane cevabımız var. Hazır mısın? Hazırım. Tamam. O zaman ikinci soru gelsin lütfen. Nokta 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 biriyle ilk karşılaşınca söylenen bir sözdür. Cevapların baş harflerini görelim. Süremiz başladı. Selam. Selam. Merhaba. Merhaba.
Süpersin. Evet. Harikasın Melis. Bilemezsen bilet geçen tamam mı? Beklemiyorum. Şu an şey oldu, biletleri almak için acenteyle anlaşmaya gitmeye varan bir tatlı bir konuşmalar, bir planlar yapılabilir hale geldi. Bir kişiyi Tayland'a yollayabiliriz gibi durum var şu an. 30 bin liranız var. Cepte. Bu soruyla üçünü de cevaplarsanız 60 bin lira kazanacaksınız. 60 bin lira artık süper finale geçmek de demek. Aynı zamanda ama baktınız cevaplayamıyorsunuz. Hemen soruyu geçmek için butona basabilirsiniz. Evet. Üçüncü soru. Üç cevabı var. Sen de Oğuzhan. Oğuzhan sendeyiz. Hazırsan sorumuz geliyor. Gelsin bakalım. Nokta nokta çocukların ulaşamayacağı bir yerde saklanır. Cevapları görelim. Süren başladı. Kalem. Kalem. Kutu. Kutu. İlaç. İlaç. Süper. Baklava. Baklava. Bıçak. Bıçak. Kerpeten. Kartopu. Evet. Tamam. Tamam, bastı. Bir tane kaldı. Hiç sıkıntı yok. Şimdi bu soruyu atlıyoruz. Dördüncü soruya geçiyoruz. Biliyor muydun? Şimdi Ela'nın sorusu gelecek. Dördüncü soru. Dört tane de cevabı var Ela. Hazırsan sorun. Gelsin bakalım. Nokta 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 evde yapılması zor bir yiyecektir. Evde yapılması zor bir yiyecek. Cevapları görelim. Süremiz başladı. Lahmacun. Lahmacun. Hemen salla git. Menemen. Anne. Dolma. Dolma. Karpuz. Karpuz. Muz. Muz. Mantı. Mantı. Çok güzel. Hadi. Dürüm. Dürüm. Kadın budu. Kadın budu. Döner. Döner. Karnıyarık. Karnıyarık. Süremiz bitti. Ama olsun, 30 bin lira kazandınız. Süper finale maalesef gidemiyoruz. Ne peki neymiş bu? Zaten kokoreç. Kokoreç. Evde yapıyor Aleyna'nın babası ya. Kokoreç evde deneyen ya. Var mıdır ki? He? Okay. Evde yapılması... Şey ne? Diğer üçüncü sorunun üçüncü şıkkı neydi? Kibrit. Kibrit. Hiç gelmezdi bana. Kibrit çok zormuş. Ya yanma falan filandan gelirdi. Ha kibrit yanma bu arada. Bıçak, evet, kibrit. Kibrit. Evet, çakmak kibrit gelirdi yani. Aynen öyle. Olsun. Güzel yarıştınız. Çok güzel yarıştınız. Finale çok kaldınız. İyi ki sizinle tanıştık. Çok tatlıydınız. 30 bin lira da kazandınız. Evet, çok teşekkür ederiz. Harika yarıştınız. İzleyenlerimiz de bizleri izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Bu güzel yarışmaya başvurmak için yine başvurumuz aşağıda bekliyoruz. Bizden bugünlük bu kadar. Cevap Ver Türkiye sona erdi. Bir başka programımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.